sistemi var. Diyor ki örneğin. Kadıköy'de var mı? Var mı Kadıköy'de? Üsküdar. Evimin bulunduğu Üsküdar'da bile ısrar etmedim diyor. Yani bunlar bence yerinde itirazlar. Bunlara dikkate alması gerekiyor. Ama bak burada CHP'nin başka bir şey var. Başka bir alavere dalavere var. Anlayabilmiş değilim. Onu da söylemek istiyorum. Ekrem İmamoğlu ne zaman aday olduğunu ilan etti? Kaç gün oldu? Adayım demedi. Nasıl demedi ya? Yola çıkıyorum dedi. Yola evet, çıkıyorum dedi ama adayım dememesinin demedi, sebebi hadsizlik. Başka yani, bir şey. Yani o teknik kısım bak, var. Bak neden haklı, adayım dememesinde neden haklı olduğu bugün anlaşılıyor. Ne zaman dedi yola çıkıyorum lafını? 2 hafta oldu. Geçti. 15 Ağustos. 2 hafta oldu. 3 günde bir haftada Mansur Yavaş oldu mu? Ekrem İmamoğlu'nun 3 haftayı geçti. Mansur Yavaş. Hafta. Mansur, o da 3 gün. Mansur Yavaş'ın geçen oldu. Hafta. Bu geçtiğimiz hafta. Peki CHP'den niye tık yok? Niye tık yok? Tuhaf gelmiyor mu size? Kardeşim siz bugüne kadar Kılıçdaroğlu ilk çıktığı, Sözcü'de ilk çıktığı programdan bugüne her fırsatta belediye başkanlarımız yerinde kalacak demiyor mu? Diyor evet. Hatta peki, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da görevlerine devam edecek cümlesini kullanmıştı. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun değişim iddiasını bastırabilmek için canım, biz onu, dedi, biz onu İstanbul'da dedi. Seviyoruz, evet. İBB'de seviyoruz demediler dedi. Mi? Peki neden 2 haftadır, 3 haftadır gık yok? Neden 1 haftadır Ankara için ses çıkmıyor? Ne bekliyorsunuz? Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da aday olduklarını beyan etmişler. Ekrem İmamoğlu rekabetten çekildiğinde yani değişim tabii için bizzat aday olmayacağını da deklare etmiş. Niye duruyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Normalde Kılıçdaroğlu PM'sini toplayabilir, olağanüstü toplayabilir. Yahut Ankara'ya gidebilir, İzmir'e, İstanbul'a gidebilir. Adayımız bu andan itibaren Ekrem İmamoğlu çalış evladım diyebilir. Ankara'da adayımız Mansur Yavaş, burayı size bırakın demiyor. Ama partide şu anda bir sorun var. Bir hayır. Ama geçen gün Aydın'da Çerçioğlu ilan etti. İstanbul yok için özellikle. Ankara ne? Ankara'da ne var? Ya farklı birileriyle çıkar mı? Çıkar ama çıksa da... Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Size öyle düşünüyorsa Aydın'da, öyle bir şey olmaz. Aydın'da olabilir. Aydın'da Özlem Çerçioğlu adayım bile demedi. Dedi. Bir şey söyledi. Yani ha? Özlem Çerçioğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun kendisi Özlem söyledi. Özlem Çerçioğlu adayım demedi. Demedi. Kılıçdaroğlu'nun kendisi gitti, ilan etti. Onun adayı ilan etti. Ya adayım diyen insanın, aday olduğunu beyan eden insanın adayım demesini duymuyorsunuz. Şimdi eğer siz Ankara'da Mansur Yavaş'ı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu ilan etmeyip ya yerine birilerine çıkamışsan bir şey söyleyeceğim. Ama belki Ankara, İstanbul ve Ankara büyük olduğu için biraz daha görkemli bir şekilde ilan durun, edilebilir. Böyle bir şey olmaz İstanbul. Dün Voice of America'da Amerika'nın sesi de bir haber vardı. Ben Voice of America'daki arkadaşlar tanıyorum. Saygın muhabirler var orada. Yani Yıldız Yazıcıoğlu arkadaşımız var orada. Ben Milliyet'ten beri tanırım. Ya öyle işini ciddiyetle yapan bir arkadaşımız. Hilmi Acaloğlu var İstanbul'da. Orada dün bir haber var. Mehmet Süver var Amerika'da. Mehmet Süver. İstanbul'dakiler diyorum. CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına itirazların olduğu, efendim hatta bazı inançsal grupların ona öfke duyduğu nedeniyle adaylığı ile ilgili tereddüt olduğu da bir haber var. Peki, bir virgül koyalım. İsmail Saymaz bir virgül koymuş. Şimdi Voice of America'da, Amerika'nın sesinde öyle bir haber vardı. Yani Ekrem İmamoğlu, CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının istenmediği, buna karşı belli inanç gruplarının itiraz ettiği yönünde bir haberi dün okudum. Yani haberi yapan kuruluş ciddi bir kuruluş ve mutlaka ona CHP içerisinde birileri anlatmıştır. Ona eminim. Vardır da böyle itiraz sahipler ama bu yani kendisi birkaç, bunlar sınırlı sayıda insandırlar fakat bir inanç grubuna kendilerini teşmil ederek sanki onlar adına, onların hepsi, o grubun hepsi öyle düşünüyormuş gibi bir intiba yaratıp kendileri de onlar adına konuşma yetkileri varmış gibi konuşarak CHP'yi felakete sürüklüyorlar. Hem bir inanç kimliğini siyasetin unsuru haline getirerek o inanca da büyük bir saygısızlık yapıyorlar. Hem de bu türden kimlikleri siyasal alanına tahvil ederek, o alanda dolaşıma sokarak CHP'yi elindeki bütün belediyeleri kaybedecek hale getirmek istiyorlar. Altını kalın kalın çizerim, çizmek isterim. CHP'nin İstanbul'u İmamoğlu'ndan başka alabileceği bir adayı daha yoktur. Ankara'da da bu Mansur Yavaş için geçerlidir. Çünkü bu iki şehir CHP'nin ceketini asla kazanacağı yerler değildir. Bu iki adayla alınabilir. Kılıçdaroğlu anlayamadığım bir şekilde vakit kaybediyor ve oyalanıyor. Hiç anlayamıyorum.
Ankara'da adayım demeyen Özlem Çerçeoğlu'nun adaylığını erkenden ilan edip İstanbul'da 3 hafta önce yola çıktığını söyleyen Ekrem İmamoğlu'na kayıtsız kalınıyor. O gün bugündür yan yana gelmediler. Mansur Yavaş 1 hafta önce aday olduğunu beyan etti. O gün bugündür hala görüşemediler. Neden? Neden bu iki başarılı ve şehrini kazanmış belediye başkanlarına karşı kayıtsızlık var CHP'de? Ne akıllarından ne geçiyor? Bu iki insanın yerine başka aday mı bulacaklarını düşünüyorlar? Buyursun denesinler. Buyursun denesinler ve felaketle karşı karşıya kalsınlar. Eğer bu diyette değilseler o zaman neden vakit kaybediyorlar? Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'nin kararı henüz GİK'ten geçmeden, ete kemiğe bürünmeden esasen İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etmeleri, buyurun şehirlerinizde o ittifakı siz kurun demeleri gerekir. Onlara inisiyatif alanın tanımaları gerekir. Fakat bu bekleyişi ifade edeyim anlamakta zorlanıyorum. Umarım İmamoğlu'na ya da Mansur Yavaş'tan başka bir aday bulma arayışı içinde değillerdir diye düşünüyorum.